Toprak. Toprak. Ayşe, Toprak nerede? Odasındaydı efendim. Emin misin? Evet, biraz önce yanındaydım. Lale'ye su bırakmamı istedi. Sanırım yatmaya hazırlanıyordu. Allah Allah. Şimdi baktım odaya yok. Toprak Hanım orada kalmıyor ki. Orayı sizin için hazırlatmıştı. Öyle mi? Nerede kalıyor peki? Lale'nin odasının yanında kalıyor. Ya. Tamam, sağ ol. Toprak. Devam edecek misiniz? Kaldırayım mı masayı? Devam etmeyeceğim. Kaldırabilirsin. Thank you.
Toprak. Toprak. Kusura bakma. Çınar, ne oldu? Şey, aslında Lale hiç uyanmadan uyuyor da yıkarken üşüttük mü acaba kızı? Yani ateşi falan çıkmış da uyuyor olmasın? Ateş mi? Var mı ateşi? Yok, ateşi falan yok. Sana mı öyle geldi acaba? Lale yalıdayken çok ağlıyordu, çok sık uyanıyordu bu yüzden. Burada böyle uyuyunca tedirgin oldum ben de. Burada huzurlu demek ki. Bir şey anlamıyorlar zannediyoruz ama ne kadar küçük olurlarsa olsun çocuklar evdeki bütün tatsızlıklardan, bütün huzursuzluklardan haberdar oluyorlar. Hissediyorlar çünkü. Haklısın galiba. O yalıdaki kavgalardan, o yalanlarla örülmüş duvarlardan ben de çok sıkılmıştım, çok boğuluyordum. Oradaki kaostan sonra burası cennet gibi geldi kızıma da bana da. Gerçi ne kadar kaçmaya çalışırsam çalışayım, gerçeklerden bir türlü kurtulamıyorum. Sonuçta ailem sandığım insanlar hala oradalar. Ama şimdi daha iyisin değil mi? Evet. Ama senin sayende biliyor musun? Sakinliğinle, bu huzur veren bakışlarınla buradaki dört duvarı sıcacık bir yuva haline getirdin. Toprak. Da bayağı zorlanacağım. Neden ki? Çünkü seninle aynı odada kalmaya çok alıştım ben. Bir eksiklik hissediyorum. Belki kanepeden sonra yatak çok büyük geldi. Belki de nefesini arıyorum. Kalkalım istersen, ses yapmayalım. Uyanmışsın yani. Toprak. Odalarımızı değişelim mi? Neden ki? Sen bu eve geldiğimizde odayı çok sevmiştin. Ben sadece yatmak için kullanacağım zaten. Sen bütün gün evdesin. Orada daha rahat edersin. Olmaz öyle şey. Hem ben odamda çok rahatım. İyi de burası çok küçük. Çınar, beni düşündüğün için teşekkür ederim. Ama bu ev senin evin, o oda da senin odan. İyi geceler. İyi geceler.
Neden böyle sinirlendin? Hı? Yoksa kocanı kıskandın mı? Sanki böyle gitgide sen abayı yakıyor mu Çınar'ı? Efendim aşkım. Alo. Tamam tamam ben de hazırım zaten sevgilim. Çıkıyorum şimdi. Ben de seni çok seviyorum aşkım. Hoşça kal. Ne oldu küçük kardeş? Şok 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 vaziyettesin. Sen Çınar abiyle mi konuşuyordun? Evet. Niye şaşırdın buna bu kadar? Öğlen buluşmak için aramış beni. Ben de kabul ettim tabii ki. Siz harbiden görüşüyorsunuz yani. Tatlım, ben sana dün ne anlattım? Biz barıştık demedim mi? Tabii ki görüşeceğiz. Şimdi de çıkmam lazım. Görüşürüz. Günaydın Kerem. Geliyorsun değil mi? Geliyorum birazdan. Eğer kahvaltı etmediysen burada birlikte yaparız. Olur. Ya bir şey ister misin? Ne bileyim, kruvasan falan alayım mı? Yok, gerek yok. Burada her şey var zaten. Sen gel yeter. Tamam. Görüşürüz o zaman. Gidiyor musun? Evet. Hiç gitmek istemiyorum ama mecburum. Kimle konuşuyordun? Kerem'le. Buraya ders çalışmaya gelecekti. Peki. Kolay gelsin. Sağ ol. Sever misin kısır? Bayılırım ya. Gerçekten bak biliyormuş gibi yapmışım. Oldu galiba kurabiyeler bakayım. Olmuştur artık. Vallahi olmuş. Oo, mis gibi koktu ya. Ciddi ciddi bunları sen mi yaptın şimdi? Evet ben yaptım tabii. Niye şaşırdın ki? Ne bileyim. Bizim evde ne annem ne de eşim böyle şeyler yapmaz. Bizde ya pastaneden alınır ya da evdeki kadınlar yapar. Ben çok severim yemek yapmayı. Kek, kurabiye, pasta, börek. Yemeği de severim tabii. Hem ne bileyim, ben başkayım, onlar başka. Hem de nasıl? Yani sen çok değişiksin. Ama ben dayanamayacağım. Ay dur yeme. Şimdi sıcak sıcak midene oturur. Hem bak ben çayı da demledim. Kurabiyeler biraz dinlensin, birlikte yeriz. Tamam o zaman derse geçelim. Hadi. Hadi bakalım. Hmm.
süper olmuş evimiz ya. Hele bahçeye bayıldım. Gerçekten beğendin mi? Sağ ol. Yok vallahi samimiyim. Bir kere gerçekten eve benzemiş. Böyle sıcacık görünüyor. Mesela bizim yalıyı düşünüyorum da. Evden çok otele benziyor. Sanki kimse yaşamıyor da sadece konaklıyor gibi. Olur mu öyle? Yalının boğaz manzarası çok güzel. Sonra köprüyü görüyor. Ben de bunu diyorum işte. Sanki her şey resim gibi. Mükemmel görünüyor ama içinde hayat yok. Neyse. Sorulara geçelim. Ay. Teşekkür ederim. Uğraşmışsın bayağı. Ya ne zahmeti ya. Ya bir sürü soru çıkardım. Hani kolay çöz diye bastırdım da. İstersen önce bunlardan başlayalım. Hani takıldığın soruların üstünden geçeriz. Tamam. Gerçekten çok sağ ol. Bazı konularda o kadar çok zorlanıyordum ki. Nasıl ödeyeceğim ben senin hakkını? Sen sınavlarını ver. O bana yeter. Ya bir de böyle arada kurabiye falan yaparsan süper olur yani. Yaparım tabii istediğin zaman. Başlayayım bununla. Bana göre cevap B galiba. Sen de bakar mısın? Kenan? Bir şey mi oldu? Toprak sana bir şey soruyor. Çınar'a aşık mısın? Oluşturmuş olduğunuz konsept çok güzel olmuş Yeşim Hanım. Çok mersi. Teşekkür ederim. Evet Yeşim, bunlar bayağı farklı olmuş. Çok güzel, çok sempatik. Teşekkürler Çınar. Piyasadaki bütün ürünler birbirinin kopyası gibi. Hepsinde aynı ördekler, aynı ayılar. Biz bile sıkıldık ki müşterilerin bu konudaki şikayetleri aldı başını gitti. İşte tam da bu noktada bizim kreasyonlarımız annelerin imdadına yetişecek. İyi, her iki tarafta memnun olduğuna göre raflardaki yerimizi alabiliriz değil mi? İmzalar atalım, gerisi kolay Zümrüt Hanım. Hayırlı uğurlu olsun o zaman. Hayırlı olsun. Ya tabii her karı koca birbirini sever de sizin evliliğiniz biraz hızlı oldu ya. Ben ondan sordum. Kerem bak. Bazen hayat insanlara bir takım sürprizler hazırlıyor. Sen de buna karşı koyamıyorsun. Bizim de Çınar'la öyle oldu. Anlıyorum. Ama ne bileyim, siz evlenene kadar Çınar abinin hayatında yaşım vardı biliyorsun. Ama hepsi geride kaldı. Emin misin? Yani sence Çınar'la Yeşim... Kerem, sen niye bütün bunları soruyorsun ben anlamadım. Aslında ben senin üzülmeni istemem ama... sanırım Çınar'la Yeşim'in arasında yeniden bir yakınlaşma olmuş. Dün Yeşim buraya gelmiş. Sen de görmüşsün galiba onları. Çınar, Yeşim'e seni hala seviyorum demiş. Yeşim mi söyledi sana bunu? Evet. Bugün telefonda konuştuklarını duydum. Öğlen buluşacaklardı. Ben bilmen gerektiğini düşündüm. Ben çaya bakayım. Nemlenmiştir çay. Kurabiyeleri de getireyim. Geliyorum. Thank you.
Toprak ne haber? İyiyim. Sen nasılsın? Şaşırdım. Açıkçası aramanı beklemiyordum. Rahatsız mı ettim? Yok, hayır. Çınar, ben bir şey soracaktım da sana. Akşam geç mi gelirsin? Hayır, gecikmeyeceğim. Neden sordun? Hani yemek beklemesin diye sordum, soğumasın diye. Çınar, gelsene. Daha fotoğraf çektireceğiz. Benim toplantıya dönmem lazım. Oldu o zaman. Akşama görüşürüz. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Merak etme. Benim galiba tansiyonum düştü biraz. Oturayım istedim. Sen benim dediklerime üzüldün değil mi? Yok, üzülmedim. Her şey olacağına varır Kerem. Eğer Çınar bir karar verecekse... ...bana da saygı duymak düşer. Hadi gel, servis yapalım bunları. Yeter mi sana? Yeter. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.